Havyar var, omlet yapacağım. Havyardan omlet yapacağım. Şimdi havyar kendisi bir yumurta olduğu için zaten. Dolayısıyla gayet de güzel omlet oluyor. Fakat şey var, ben bunu havyar deyince ufak ufak balıklardan gelme havyar zannediyordum. Bu tatlı su balığı havyarı büyük ihtimal yayın herhalde. Yani böyle 1 kilo 1,5 kilo havyar tek parça olunca. Bir de uzun süredir şeyde derin dondurucuda duruyor. İnce ince içi henüz kalınlaşmamış bir havyar. Normalde daha iri taneli olur bunlar. Yani ne zamanın aşağı yukarı Eylül, Ekim o civarda bir dönemin havyarı. 2017'nin Eylül Ekim'i. Bunu baştan robotta çekeceğim. Bir tane de yumurta kırarım içine hatır için. Tavuk yumurtası. Ondan sonra baharatlarını koyacağım. Büyük ihtimalle karışım baharattan koyarım. Poi, yani sabah kahvaltılıkta kullanılan poi baharatı var ya, ondan koyarım. Onun içinde çünkü her şey var. Karabiber, kırmızı biber, kekik, kimyon. Ondan kullanırım. Çekeyim. Pişirme aşamasında da çekmeye devam edeceğim. Yani çekeyim derken şunu öğüteyim anlamında. Ben bir tane yumurta kırıyorum. Bunu deme lazım diye kırıyorum. Havyarı çok ince görünce henüz daha tam oluşmadığına karar verdim. O yüzden öbür türlü netice olarak havyar da balığın yumurtası zaten. Şu karışım baharattan atacağım. Bir miktar. Bir tatlı kaşığı kadar diyeyim. Silme tatlı kaşığı tabii. Önemli değil. Şimdi bunu bir elektrik prizine götürmem gerekiyor. Onu bir öğüteyim şimdi. Ondan sonra tekrar geleceğim. İyice öğüttüm şeyleri. Tamam, kızmasını bekliyorum. Yarım koydum. Bildiğiniz omlet olacak. Ne var ki tavuk yumurtasının yerinde balık yumurtası var. Bu havyar gelince bir tarama yaparım dedim. Fakat tatlı su balığının havyar olunca kokusu farklı, tadı farklı. Dolayısıyla taramada o aradığımız kokuyu, lezzeti vermeyecekti. Ben de böyle değerlendirmeye karar verdim. Şimdi standart omlet. Üstünü kapattım. Bir tarafı pişecek. Kapalıyken kabarıyor yumurta. Bu aynı tepkiyi verir mi bilmiyorum. Daha önce daha böyle iri, hani daha olgunlaşmış balık yumurtalarından yaptım. Aynı yumurtanın omleti gibi oldu. Fakat bu biraz daha ince ve erken zamanında havyar olunca açıkçası başıma ne geleceğini bilmiyorum. Görüntüyü görüyorsunuz. Normal yumurta pişer gibi. Şuradan bir kabarma başladı. Öbür tarafı, yani bir tarafı iyice pişsin. Ters çevireceğim. Tahta şeyi elime aldım.
Bekliyorum ki üstündeki akışkanlık koyulaşsın gitsin veya altı iyice sertleşsin diye. Tavanın ağzı kapalı olduğu için diğer yani normal tavuk yumurtasını yaparken de bu kabarma olur. Bakıyorum kabarmaya başladı. Şişiyor yavaş yavaş. Ben de onun baya baya şişmesini bekleyeceğim. Sonra çekileceğim. Hatta gerekiyorsa ateşi biraz kısabilirim altından. Ki altı yanmasın diye. Yani baya baya da bir yumurta kokusu geldi. Şimdi anlatarak pişiriyorum. Biliyorum ki sizler de bilmiyorsunuz. Ben de dediğim gibi daha geç dönemin yumurtalarını yaptım ama böyle bir erken dönem incecik yumurtayı ilk defa yapıyorum. Evet şimdi bak altını iyice kıstım. Bakın şu. Evet. Buradan bir kabarma yapmıştım. Patlattım. Evet. Mükemmel. Şimdi biraz da bu tarafını aynı şekilde, aynı süre içerisinde tabii ki içine kadar iyice pişmesini istiyorum. O kabarma devam edecektir zaten. Böyle çok fazla kesip 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 çekmiyorum. Altı mükemmel olmuş yalnız. Yavaş yavaş gene kabarıyor. Şişme var. Biraz daha şişecektir. Bir şişmesini kontrol edeyim. Çok az daha. Ondan sonra tamamdır. Bu omlet türü pişirdiğimiz yumurtalarda hani karıştırarak pişiriyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Kapağı kapattığınızda yumurta kabarır. Şey gibi yani mesela pişi yapıyorsunuz hani şişiyor böyle balon gibi oluyor ya. Yumurta da balon gibi kabarır. Hatta çevirmeye bile gerek kalmaz. O Fransız tarzı omletlerde karıştırarak pişiriyorlar ya, bunu karıştırmadan üstünü kapatarak benim kullandığım bir pişirme tarzıdır. Evet, bu da tamamdır. Altını kapatıyorum. Servis tabağına alacağım. Biraz kalın olduğu için normal omletleri mesela şöyle koyduğunuz zaman akar ama bu kalıp gibi olduğundan dolayı biraz zorladı beni. Şuradan şöyle bakın içerisinde görmenizi istiyorum. Şeyin havyarın çiğ halindeki rengini gördünüz. Fakat bu da pişmiş halinin rengi. Görüyorsunuz. Sapsarı. Mükemmel kokusu da. Afiyet olsun.